köklü tarihi, turistik değerleri, ormanları, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin güzel şehri Bartın'da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Milli parkları, şelaleleri, denizi, uçsuz bucaksız ormanlarıyla bakanlık olarak üzerinde durduğumuz bir şehir, Bartın'ın ılıman iklimi tarım için çok uygun. Bu topraklara tohum düşse kendiliğinden büyür gider. Bartın'ın toprakları verimli ve elverişli. Bartın'daki sıkıntılarınızı da biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sizin tüm sıkıntılarınızı çözmek üzere buradayız. Ve sizler eğer gece uyumuyorsanız emin olun ki Tarım ve Orman Bakanınız da uyumuyor. Sizlere hizmet için zor bir dönemde bu görevi devraldık ve bunun devamında da inşallah problemlerimiz varsa hepsini beraber çözeceğiz. Buradaki tarım arazilerinin dağınık olması, arazinin engebeli olması, makine tarımının zor yapılıyor olması hakikaten işi zorlaştırıyor. Hakim sektör de tabii ki kömür. Ama tarım da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Makine tarımın yapılamayışı da verimi düşürüp maliyetleri artırıyor. Tabii Bartınlar da bunları görünce tarıma daha bir az gönüllü oluyorlar. Ama Bartın'da da yine de geliştirmeyi, tarım sektörünü geliştirmeyi hedefliyor. Teşviklerimize devam ediyoruz. Çok değerli Bartınlar, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber 24 Haziran'da bakanlıklarımızın sayısı azaldı. Ve 24 bakanlıktan 16 bakanlığa düştük ve Tarım ve Orman Bakanlığı iki bakanlık birleşti. Benden önce iki bakanın oturduğu bir koltukta oturuyorum. İşimiz çok yoğunlaştı ama bundan dolayı bir şikayetimiz yok. Sorumluluk istediğimiz diğer alanlarda da biz sorumluluk istemeye devam ediyoruz. İşimiz yoğun olmasına rağmen tarım ve ormanın bir arada götürülmesi gerekiyordu. Yani toprak ve suyun bir arada yönetilmesi mutlaka gerekiyordu ve biz de toprak ve suyu yönetmeye başladık. Eskiden hatırlarsanız birçok barajlarımız, görevlerimiz yapılıyor ama sulamalar bunların yapılmayabiliyordu. Çünkü toprak ve su bir arada planlanmıyordu. Orman alanlarını da tarımla birlikte planlamak mutlaka gerekiyor ve bu yüzden bakanlığımız büyümesine rağmen size daha hızlı hizmet edecek ve daha iyi planlayıp sizlerin emrinde olabilecek bir bakanlık haline geldi. Bakanlığımın ilk günlerinden beri ben iyiliğimle oluşacağım dedim. Ve dedim ki ben danışmanlar tutmayacağım kendime. Benim en iyi danışmanım çiftçidir, üreticidir, köylüdür. O yüzden çiftçiye, üreticiye, köylüye soracağım. Bu sebeple de gençler ben de size gurur duyuyorum. Bu sebeple Türkiye'yi gezmeye başladık. Bugün 41 kere maşallah 41. ilimizi dolaşıyoruz. Herhalde önümüzdeki Nisan ayından önce de artık dolaşacağımız illerde bitirmiş olacağız gibi bir hedefimiz de var. Dediğim gibi bizim en iyi danışmanımız çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz. Önümüzdeki günlerde tarım çok daha önemli hale gelecek. Çünkü önümüzdeki 20 yıl içerisinde ben burada küçük çocuklarımızı aramızda görüyorum. Bu küçük çocuklarımız 30 yaşlarına geldiği zaman Türkiye'nin %50 daha fazla gıda ihtiyacı olacak. O yüzden hep şunu söylüyorum. Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz olabilir, füzeleriniz olabilir, uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir. Ama savunma sanayi kadar olan bir sektör, önemli olan bir sektör daha vardır. O da tarımdır. Buzdolabı boşsa uçaklarınızı yiyemezsiniz. O yüzden buzdolabını mutlaka doldurmamız lazım. O yüzden üretim çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyoruz ve hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Şimdi tarımda nereye doğru gideceğimiz belli. Yani üretimi arttırmamız gerekiyor ama bugün neredeyiz? Bir ona da çok kısa bir bakmakta fayda var. Avrupa'da 1. sıradayız. Dünyada 7. sıradayız. Ama toprak kaynağı olarak da dünyada 17. sıradayız. Ben şimdi sizlerden bu başarı için, bu başarı sizlerin başarısı. Başta sizin başarısı.
Bizden destek, çalışmak sizden. Siz üreticilerin başarısı. Kendi başarınızı bir alkışlamanızı istiyorum. Mesela çok hızlı rakamlara bakacak olursak, küçük baş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız. Sürü sığır varlığında Avrupa'da birinci sıradayız. Büyük baş hayvanda Avrupa'da Fransa'dan sonra ikinci sıradayız. 2022'de de inşallah tekrar hayvan ihraç eden bir ülke haline geliyor olacağız. Tarımsal üretimimiz, tarımsal desteklerimiz AK Parti döneminde tam 8 misli artmış. 1.9 milyardan bu sene 16.1 milyara gelmişiz. Gönül istiyor ki çok daha fazla verelim ama bütçe imkanları bu kadar. Ama 8 misli de bu bütçe imkanlarını arttırıp üreticimizin emrine bu destekleri sunmuşuz. Karşılığında ne almışız? %25 bilgisayar üretimimiz artmış. %80 büyük baş ve küçük baştaki üretimimiz artmış. Et üretimimiz artmış, %160. Süt üretimimiz %163 artmış. Tavuk %207. Yumurta %67. Bal %45. Yani AK Parti gelmiş, memlekete bereket gelmiş. Taştı rahmet deryası. Sorunları, Batın için sorunları da önemli. Sorunları yetiştiriciliğinde de Türkiye dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke haline gelmiş. Avrupa Birliği'nde de 2002 yılında 7. sıradaymışız. Şimdi 2. sıraya yükselmişiz. 2017 yılı sonu itibariyle 276 bin ton üretim yapmışız. Bu yıl itibariyle 2018 itibariyle kesin rakamlar çıkmamakla beraber 300 bin ton ve 1 milyar dolar ihracatı vardı. 1 milyar dolar ihracatla da 2023 hedeflerimizi 4 yıl öncesinden tutturan nadir hedeflerimizden biri oldu. Tohumda arz güvenliği. Hep tohum konusu konuşuluyor. Ve işte tohumda yeterli değiliz, yabancı firmalar var filan deniyor ama tohumdaki yeterliliğimiz de %74'e çıkmış. 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz üretim olarak. 150 firma, 850 firma haline gelmiş ve 750 milyon dolarla da 11. sıra haline gelmişiz dünyada. 11.yiz burada da. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Ormanlar Bartın için de önemli. Son 16 yılda 1,5 milyon hektar arttırmışız. Toplam arazimizin %30'unun 2023 itibariyle orman arazisi olmasını hedefliyoruz. 2002'de başladığımızda toplam arazimizin %20'siydi. Türkiye bu alanda da dünyadaki nadir ülkelerden biri. 2023'te şöyle bir hedefimiz var. Dünyada yaşayan her bir insan için yani 7 milyar tane fidan dikme hedefimiz var. Bu hedefe de emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki bakanlık birleşince orman alanlarında etkin planlamamız gerekiyor. Yani ormanın içinde hayvancılık, ormanın içinde tarımı da artık konuşmamız lazım. Çünkü hem tarım hem orman artık bir bakanlığın çatısı altında. Ve bu alanları da otlatma alanları olsun birçok yeni konularda yeniliklerle de bu dönemde karşınızda olacağız. Bartın da bu konuda çok önemli. Yani ormanlık alanları Bartın'da da mutlaka kullanmamız gerekiyor. Tabii ki tarımdaki bir diğer konu da sulama başarının anahtarı. Eğer sulama işlerini halledebilirsek başarı gelecek. Türkiye çapında 6,5 milyon hektarı sulamaya açmışız. Ama 2 milyon hektarı daha sulamaya açmamız gerekiyor. Bu sulama projeleri biter bitmez de Türkiye'ye her yıl 15 milyar lira daha bir gelir gelecek. Bu hakikaten çok önemli. Sebebi sulu tarımla susuz tarım arasında katma değeri sizler biliyorsunuz çok daha fazla. Peki Bartın'a neler yapmışız? Tabii ki buraya heybemiz boş gelmedik ama heybeden önce bir neler yapmışız Bartın'a çok kısa onlardan bahsedeyim. Ondan sonra da Bartın'ın neler yapacağımızdan kısaca bahsedeceğim.
tarım ve ormancılık, tarım hayvancılık alanlarında 152 milyon lira hibe vermişiz. Tarımsal hasılası bunun karşılığında da Bartın'ın tarımsal hasılası 2.3 kat artarak 361 milyon lira gelmiş. Genç çiftçi projesinde 14.2 milyon lira hibe, kırsal kalkınma hibelerinde 11 milyon lira, Meral Islağı'nda 3000 hektar ıslah yapmışız. Büyükbaş hayvanımız 63 bin başa gelmiş, küçükbaş hayvanımız 6300 başta. Burada hayvancılık alanında tarım il müdürü burada mı bilmiyorum şu anda ama. Evet, tarım il müdürüm orada. Tarım il müdürüm küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık konusunda talimat veriyorum. Bu rakamları kabul etmiyorum. Bunları arttıracaksın. Üretimimiz %173 artmış. Orman ve su alanlarında da 1.2 milyon lira yatırım yapmışız. 2 baraj, 37 adet dere ıslahı ki Bartın hakikaten çok taşkınlardan çok çektik zamanda değil mi? 98 yılındaki seni hatırlıyorsunuz. 37 adet dere ıslahı yapılmış. 12 milyon tane fidan dikmişiz. Bartın şehir ormanını yapmışız. 9 tane bal ormanı, 5 tane mesire yeri ve 11,5 milyon lira Orköy kredisi vermişiz. Şimdi genel itibariyle zor bir dönemde üreticimiz. Bunu da kabul etmemiz lazım. Neden? İşte döviz kuruları arttı. Allah'a şükür bunun etkilerini de yavaş yavaş geriye doğru aldık. Bunun etkileri de geçiyor. Ama bakanlığımızın ilk aylarında 7,5 liraya varan dövizleri gördük. Bir operasyon geçirdik. Ve hep ben çıktım illerde üreticinin karşısına dedim ki dertlerinizi biliyoruz, sorunlarınızı biliyoruz. İnşallah ekonomide bir, hep birlikte düzeltiyor olacağız. Yeni yıla varmadan da işte dövizdeki bir düşüşle beraber biraz daha rahatladık. Fiyatlarımız arttı ama bugün tabii ki gübre de hala geçen seneye göre bir %50-60 daha fazla. Yemde hala bir %40 daha fazla bir girdi maliyetimiz var. Bunları da inşallah hem sektörle konuşarak sizleri rahatlatmaya çalışıyoruz. Fiyatları geriye çekmeye çalışıyoruz ki işte tarım kredi kooperatifleri üzerinden %20-25 birçok kalemde de alabildik. Ama diğer taraftan da sizleri nasıl daha rahatlatırız diye düşünürken bir defa geçmiş yıllardan kalan destek ödemelerinde hızlı bir şekilde ödemeye başladık. Ocak ayı içerisinde bu hükümet 2.3 katrilyon, eski parayla 2.3 katrilyonlar destek ödemesi yaptı. Şubat ayındaki destek ödemimizin toplamı 3 katrilyon lira. Mart ayında da çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişe yönelik icmali bitmiş, askısı bitmiş, icmalleri tarafımıza ulaşmış. İnşallah hiçbir destek ödemesini sizlere ödemeden bırakmamış olacağız. Bu da şimdiden Bartın'ımıza da hayırlı uğurlu olsun. Burada tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan ve tenevrede düşmüş borçları da çiftçimize, üreticimize %10'la yapılandırma imkanı getirdik. Bu da çiftçimize, üreticimize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimizin elektrik maliyeti %12 ucuzlayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız da bu müjdeyi verdi. Uygulamada en kısa zamanda başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımızın iştiraki Toprak Mahsulleri Ofisi olarak da besicilerimize ucuz artı veriyorduk. Şimdi ona da peşin değil, iki ay vadeli vermeye başlıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin faaliyet alanına giren ürünlerin de müdahale alım fiyatları hasattan önce, en az 15 gün önce açıklayacağız. Üreticimiz de kaç liraya satacağını bu ürünleri biliyor olacak.
Tarsim sigortaları, işte yağış oluyor, felaketler oluyor. Tarsim sigortaları çok önemli, önemsiyorum. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, musibet gelmeden bu tarsim sigortaları ile ilgili üreticilerimiz bazen gereğini yapmıyor. Bazen de hakikaten üreticimizin cebinde belki o an itibariyle para olmuyor. Tarım kredi kooperatifleri üzerinden tarsim sigortasını yaptıranlar da hasat zamanında sigortalarını ödeyecek, hayırlı uğurlu olsun. Yemini alan vatandaşımız bugün alacak tarım kredi kooperatiflerinden yemini Kurban Bayramı'nda ödeyecek. Yani vade tarihi 2019 Ağustos ayı. Burada da amaç yine üreticimizi, besicimizi bir anlamda rahatlatmak. Bugün mazotunuzu alacaksınız, 90 gün vadeli ödeyeceksiniz. Gene bu tarım kredi kooperatiflerinden. Sebze üreticilerine yönelik de 180 gün sonra ödemeli fideyi şimdi al kampanyası var. Ormanla ilgili Bartın Bey'in müjdelerimize gelelim. 3000 dekar arazide çalışma yaparak 386 bin fidan dikeceğiz. Ulus Kirisimler Köyü'nde 300 dekar alanda kestane bal ormanı kuracağız. Orman köylerinde yaşayan 75 aileye 1,5 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağlayacağız. Bu çalışma Bartın özel. 2019 yılında Beşköy'de 500 dekar alanda 30 bin adet ceviz, ahlat, kestane, kuşburnu ve alıç gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle bunlara biz bakacağız. Sonra üreticimize, köylümüze, bölge köylüsüne bunları ücretsiz olarak 49 yıllığına tahsis edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine ağaçlandırma kapsamında 8 okul bahçesi, 5... kapsamında 8 okul bahçesi, 5 ibadethane bahçesi, 7 mezarlık, 8 hastane ve sağlık ocağı bahçesi, 2 kilometre karayolu ve toplam 10 bin adet fidan dikiyor olacağız. Toplam 40 köyde 1600 orman köylümüzde 9 bin ton defne üretimiyle 25 milyon lira orman köylümüze ekonomik katkı sağlayacağız. Bartın Kozcağız B tipi mesire yeri projesi Bartın'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce sudan bahsettik tabii. DSE projeleri hakikaten önemli. Bartın ili Amasra ilçesi Abdülpaşa beldesi ile güzergah üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu maksatla 4 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Ilımdır Barajı'nı da yapacağız. Bartın'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Bahçecik Kaynağı'nın önüne de bir adet yeraltı barajı yapacağız. Yeraltı barajları hakikaten çok önemli. Bu yeraltı barajları bir defa yer üstüne baraj yaptığın zaman köyü taşıyorsun, yolları taşıyorsun, çedi var. Ondan sonra insanlar bazen mutsuz olabiliyorlar. Yeraltı barajları yerin altında kaldığı için su depolama haznesi olan yerlere çok rahat hem de devlete ucuz maliyetlerle yapılması mümkün. Bu anlamda da Türkiye'de ilkleri olarak
yeraltı barajlarının ilkleri olarak Bartın'ımızı seçtik. Bu da Bartın'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bin defa arazi sorulacak Elbeş göletinde yarayı geçtik. Bu işimizi de ödereksiz bırakmayacağız. Takipçisi de ben olacağım. Bu işimizle Elbeş göletimizde hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim dostlar. Halkımız arasında Toki Köprüsü olarak bilinen Bartın Irmağı Köprüsü'nde temelini attık. Buradaki ıslah faaliyetleriyle beraber inşallah belediyemizle bunun çalışmalarını yapacağız. Bu da Bartınlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. En önemlisi 46 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Kozcağız Barajı'nda %90'a geldik. Bu baraj bittiğinde inşallah Bartın'da tamamen taşkınlardan korunmuş olacak. Ve bunun yanında 25 bin dekar alanı daha sulamaya açmış olacağız. Bu da Bartın'da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Bartın'a da özel projeler var, İFAD projeleri. Bu kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi. 6 tane il var burada. Toplam 100 milyon euroya yaklaşan bir bütçe var burada. 6 tane il: Bartın, Sinop, Kastamonu, Osmaniye, Adana, Mersin. Ama top şu an Bartın'da. Bartın burada ön alacak, koşturacak. Bu 100 milyon euroya, eurodan daha fazla pay almanın çaresini bulacak. Destek bizden, çalışma Bartınlı'dan. Bu proje nedir derseniz, kişisel başvurularda %70, grup 3-5 kişi bir araya geldiğiniz zaman, grup olarak başvuru yaptığınız zaman %75 hibe alacaksınız. Baba oğlu yapmaz bunu. Örnek olarak verirsek, Ulus ilçesi, Kurluca, Arıt ve Hasankadı bölgelerinde arıcılık, Bartın genelinde meyvecilik, başta cevizcilik ve kızılcık olmak üzere çilek üretimi, Akçe Mescid ve Abdipaşa hayvan pazarlarının modernizasyonu bu projeler sayesinde yapılacak. Ayrıca Ulus ilçesi Yukarıdere köyünde uygulanacak olan %50 hibeli 150 baş damızlık manda dövesi yetiştiriciliği projesi de bakanlığımızca onaylanmıştır. Bu projenin tutarı da 1,5 milyon lira. %50 hibe ile bu projeye de 700 bin lira destek sağlayacağız. Dün itibariyle buza, mazot ve gübre destekleme ödemelerine başladık. Bu ödemelerle Bartın'da 5 milyon lira yakın bir destekleme ödemesi alacaktır. Halk elinde Anadolu Mandası'nın ıslah projesi 2019 yılı itibariyle bakanlığımızca 5 yıl daha uzatılmıştır. Bartın, fındık üretiminin, sebze meyve üretiminin ve seracılığın yaygın yapıldığı bir ilimizdir. Çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Hayvancılık desteklerimizle de ilimize önem veriyoruz. Tabii bir de Bartın'ın çileği var. Çilek festivaline davet ederseniz geliriz. Tabii gelmişken ben bakanlığımızın konularıyla ilgili hem müjdeleri vereyim hem de bakanlığımızın vizyonunu biraz anlatayım istedim ama konu bugün belli. Konu bugün Yusuf Ziya Aldatmaz.
Şimdi iki eksende bu oy seyranın sürmesi gerekiyor. Birinci eksen AK Parti iktidarının devamı. Yeni bir sistemden, yeni bir sisteme geçtik. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Bu sistemin boşluklarını doldurması lazım. Demokratik sistemin oturması lazım. Yani 5 yıllık bir mühlete ihtiyaç var. Ondan sonra bütün partiler hizmet için var. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamenter sistemi olanla diğer sistemleri olanlar çok daha fazla her partiye eşit fırsat var. Herkes gidecek, vatandaşın kapısını çalacak, projelerini anlatacak, vatandaşın gönlünü kazanacak ve ondan sonra burada herkese fırsat var. Ama şu anda başkanlık sisteminin iyi işlemesi için bu işin boşluklarının doldurulması, genç olan demokrasimizin oturması için 2023'e kadar bu mühlet var. O yüzden oy oranlarımızda bir düşüş olmaması lazım. Bartın'da, boyumuzda bir oy mutlaka daha fazla alınmamız lazım. Diğer taraftan Bartın'da AK Parti belediyeciliğiyle tanışamamış bir yer. O yüzden Bartın'ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmamız lazım. Bunun adı sadece AK Parti belediyeciliği değil, eser siyasetidir. Biraz önce yukarıda sizler buraya yerleşirken odaya oturduk, başkanımın projelerini inceledim. Ve memleketin bütün illerine dolaşıyorum. İnanın diğer partilerin elinde bir sayfa proje yok. Akıllarında, ezberlerinde eğer bizim projelerden bir şey kaldıysa onları tekrar ederek oy dilenciliği yapıyorlar. Şimdi 31 Mart hakikaten çok önemli. Özellikle kadın kollarından rica ediyorum. Gençlik kollarından da, gençler sizden de. Tek tek kapı kapı dolaşacağız. Kapıları çalacağız. Bize oy vermeyenler bilmiyor. Sizler tanıyorsunuz zaten. Diyeceğiz ki, haydi dostum, haydi kardeşim. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Bu mesele milletin meselesi. Bu mesele çocukların meselesi değil, tek tek oy alacağız. Bu alkışlar yeterli değil 31 Mart içiniz. Evet, teşekkürler gençler. Suyu güzel, kulu güzel, bağrındaki kulu güzel, bahçeleri bağı güzel, ben Bartın'a sevdalıyım. Yusuf Ziya aldatmaz, o Bartın'ı yanıltmaz. Haydi güzel Bartın, zaferdir 31 Mart'ın. Haydi güzel Bartın. Haydi güzel Bartın, yolundayız hakkın. Sevdasın Bartın, davasın Bartın. Gönül belediyeciliği hakkın, hizmet senin de hakkın. Haydi güzel Bartın, hizmet senin de hakkın. Bu duygu ve düşüncelerle ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.